Muhtar Halil Efendi o gün Kadir'in kahvesiyle berber dükkanındaki kitaplıklara konmak üzere 30 kitapla köye gelir. İlçeye bu kitapları almak için gitmiştir. Ama gitmeden önce yaptıkları, kitapların listesini çıkarması yanlış anlaşılmış, ortalık biraz karışmıştır. En çok kızanların başında da karısı Huriye gelir. Öte yandan Haydar Ankara'da çalıştığı firmanın sahibine olan borcu yüzünden icraya verilmiştir. O sırada karısı doğum yapar. Bu durumda köye dönseler Göçük Ömer orada dönemezler. Ankara'da kalsalar Haydar henüz iş bulamamış. İstese köyde örülen çorapların parasıyla bir süre ayakta kalabilir ama Haydar öyle bir adam değil. Sonunda olan olur. Haydar bir sabah karşısında polisle icra memurunu bulur. Koş, koş ben. Bak senin kolesterolün var. Ya bırak şimdi kolesterolü. Kendine iyi bak. Onları biteni duydun mu? Ne olmuş? Yahu çok ayıp oldu, çok yavaş, ayıp yavaş. Oldu. Yavaş yavaş, bak kolesterolü şey olacak. Çok ayıp oldu. Ne oldu ayıp oldu? Ne olmuş la ayıp olmuş? Sen de kahvedeymişsin. İleri geri konuşmuşsunuz muhtar hakkında. Bak, bak adam bir çuval kitap alıp getirmiş. Ne olmuş getirmişse? Bak ne olmuş getirmişse? Daha ne olsun? Üstelik kendi cebinden almış getirmiş. Köylüm kitap okusun diye. Köylün kitap okusun diye. Ayıp oldu, ayıp oldu. Ayıp oldu, ayıp oldu. Senin aklın böyle işler ermez. Hadi hadi sen kendi işine bak bakalım. Kolesterol oldu sende. Hadi. Hadi şimdi benim acelem var, ben şimdi gidiyorum. Dur dur. O ne o? Zofa. Zofa'yı sormuyorum, o ne? Hangisi? Bu. Elindeki hangi kağıdın içindeki şey. Kağıdın içindeki şeyi soruyorum. Abi. Heh, o ne? Ha, çorap. Ne çorabı? Aha, ne? Çorap, al bak. Ne yapacaksın bunu, nereye götürüyorsun sen bunu Bayım Bey? Aha, nereye götürüyorum, ne olacak? İşte onun için acelem var diyorum ya sana. Ya bu senin sabahleyin ördüğün çorap değil mi bu? O. Ne çabuk bitirdin onu ya? Allah Allah! Ya bana bak! Ben senin gibi miyim be birader ya? He? Senin bir kere çenen işledi mi elin duruyor. Elin işledi mi vallahi billahi çenen duruyor. Çenen durmaz senin zaten. Senin çenen ulan bana bak! Aklını başına topla be! Aklını... Et kafa! Benim işime karışma! Neymiş? Yok efendim muhtara ayıp etmiş mişmişmişiz de. Yok neymiş pişmişmişmişiz de. Hadi oradan mışmışmışlara. Aktarık muhtarıyla sana de. Zopam nereye karışamazsın? Ya sen bugünlerle benim kafamla çok uğraşıyorsun ha. Senin kafana bir çorap. Bana bak benim kafam kızarsa ben sorarım sana ne olacağını. Hadi yürü git. Tövbe tövbe.
Ya ne tuhaf adam oldu bu adam be. Ne dediğini bilmiyor ya. Ne yüzü belli, ne tersi belli. Bak şimdi bak, bir de muhtar olacakmış. Ol bakalım muhtar ol sen, muhtar ol. Görürüz sen muhtar olunca. Asıl sensin et kafa, yarım çeyrek. Et kafalı adam. Bir de bana et kafalı diyor. Koca kafalı adam. Sakallı! Şimdi bir çift babamın elinde var, bir çift de Necibe teyze de var. Üç çift de Dilber abla getirdim miydi, tamam artık. Tamam tamam, ah kızım Sebile, ah şu iş bitmeyecekti ki. Millet de öyle bir alışmıştı ki kızım. Vallahi öyle, babam bile alıştıktan sonra ah anamka valla. Hele ceplerine para girsin, sen o zaman göreceksin onları. Ah anamka, bundan şimdi sen neyle yollayacaksın, otobüsle mi yollayacaksın? Kızım, Gülsel bir şey dediydi ya, dur bak yani bir uykudan uyansın da sorarız ona. Bak ben ne diyorum biliyor musun? Ne diyorsun? Şimdi bunlar babam Osmangil götürse otobüse atlar giderler. Hem torunlarını görürler, hem de bunları götürürler bu kız. Kızım, ben de öyle düşündüm, ben de öyle düşündüm, iyi olur dedim ama ne bileyim ki, babam Osman köyden dışarı hiç çıkmamıştır. Becerebilir mi acaba, ama kaybolmasın şehirlerde? Kocaman adama, otobüse biner gider, ne olacak ki? Öyle ya. Aman, Gülsel abayı uyandıracak diyor, dur. Yavaş. Geliyorum. Sebile! Bağırma diyorum, Gülsel abayı. Gel. Şşşş, bağırma. Al şunu, al. Yavaş, yavaş, yavaş. Gelin gelin. Bitirdin mi? Bitirdin mi sen çeyrek? Ahara yani şimdi. Bu sıcağa kar mı dayanır yani? Otur otur, bir çay solukla. Sağ olasın, sağ ol. Çoraplar tamam oldu. Çoraplar diyorum tamam oldu inşallah. Tamam 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 inşallah. Tamam tamam, hepsi tamam olacak. Haftaya yaptı. Hepsi tamam olacak, sen hiç merak etme. Bak sen ye. Babam Osman bile örüyormuş ya. Allah aşkına bırak babam Osman'ı sende. Demin çek gelirken tam ölüme geçti. Efendim, yok muhtara kütletmişiz de, yok muhtara bildim ne yapmışız da. Allah aşkına. Doğru ya çeyrek. Yavaş konuşuyorum. Şimdi Gülsel içeride yattı uyuyor da. Doğru, elbet doğru ya. Bak sen ya, Kadir'le Eyüp ortalığı karıştırdı. Biz de muhtarın günahına girdik vallahi. Ya ya şimdi öyle deme hala, hiç adamın günahına falan girmedi. Bak şimdi, o adamla Sülükçü Emin kahveye geldik de kitapların adını tek 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 yazdığında ben oradaydım. He. Adamın suratı, vallahi bak böyle. Bir karış. Korktum, huylandım. Acaba dedim, bu işler yasak bir iş yaptı da. Acaba yani bir şey mi yaptılar diye vallahi billahi bayağı korktum yani. Şimdi kim olsa korkar, kim olsa korkar. Çünkü muhtar bu, Sülükçü evinde üye. Şimdi sen olsan korkmaz mı Allah aşkına? Peki sana bir şey söyleyeceğim şimdi. Aha. Yani şimdi onun yaptığı da iş mi yani? Ne diye şimdi kalkıyor da gizli saklı işleri? Uğur ya değil mi bu? Amanın! Ne oldu ki? Ana! Ana! Ana yetişti! Ana öldürdü beni! Bak! Gel! Gel kızım! Ana! Anam! Çekil kızım, çekil! At kapıyı! Çekil, çekil! Allah Allah! O ses neydi ya o? Neymiş? Ha? Neyse ne, sana ne? Gir içeri, gir! Gir, yavaş, yavaş, yavaş. Bir hayvan vardı herhalde. Eşek bağınırdı, köpek boğuludu. Allah Allah! Ana! Neydi bu babam Osman? Kim bağırıyor öyle? Vallahi ne bileyim, ben de anlayamadım. Aa, bu muydu acaba? Herhalde. Herhalde. Ama sen de hemen bir ses duydun mu dışarıya çıkıyorsun. Hadi gir içeri, gir hadi. Soğumasın burası. Vır. Bu o ses miydi ya? O sesti tabii. Bu vakitte ne sesi olacak? Hayvan aşat. Bu o ses değildi kardeşim. Demek ki insan sesine benziyordu. Böyle brukul. Sen de bırak tıraşı da benim tıraşı devam et. Hadi. Söyle şuna çıksın dışarı. Canım. Yoksa ben onu çıkarmasını bilirim. Hadi. Seni duymuyor mu canım? Çıkacak olsa çıkar.
Ben onu çıkartmasını bilirim. Çek bakayım şuraya bak. Kız Huriye! Tövbe tövbe. Kız Huriye! Çıkacaksın mı kız? İstemiyorum. Gelmedim işte. Duydun işte, çıkmayacağım dedi. Onun demesi mi, benim demem mi? Ben onu çıkartmasını bilirim. Dur hele, dur, dur. Ah elim, gel dur hele, karıyla kocanın arasına girilmez. Sen bunu bilmiyor musun? Ben girerim. Nasıl girermişsin? Madem o benim evimde, ben girerim. O benim düşmanım bile olsa gelip bana sığınmış mı sığınmamış mı, ben girerim. Beni bak, beni bak, karıyla kocanın arasına girilmez. Sen bu işe karışma ve de karışamazsın. Kanunen o benim karım, anladın mı? Dediğine bakın şunun, karanından onun karısıymış bu. Karışamazmışım. Ölde bir karışırım ki, ölde bir karışırım. Kanundan söz eden adama bak. Bir de kanunu ağzına alıyor. Karıyı dövüyor, bir de kanunu ağzına alıyor. Alırım. Almazsın. Alırım ben muhtarım. Muhtarmış, muhtar olacak işte, muhtar. Böyle muhtar. Sen ne olacak böyle? Bana bak, çekil şuradan gidelim. Dur, dur dedim, çekil, dur, dur. Çekil. Çekilmeyeceğim. Bana bak muhtar. Ne var? Muhtarım, bir vukuat mı var muhtarım? Bak, gel Yusuf, gel. Vukuat var. Şikayetçiyim, haberin olsun. Bu muhtar zorla benim evime girmek istiyor. Haneye tecavüz ediyor. Tecavüz mü diyor? Çekil be ben, nereden mi tecavüz ediyormuş? Çekilmeyeceğim, gitmeyeceğim. Bana bak muhtar, beni bak, kendine gel. Sen sapıttın muhtar, sapıttın sapıttın. Hele Göçük'le barış görüşüş olalı. Bir hol haller geldi sana, bir haller geldi. Bana bak, bana bak. Bir daha kanun manun deme. Vallahi kanunu ağzına alırsan, seni o kanunla seni öyle bir tokat attırırım ki feleğini şaşırsın. Ne? Ha? Ne? Çekil, Yusuf al götür şunu. Al götür, al götür, başım belaya girecek. Şimdi ünüm çıktığı kadar bağıracağım. Bütün köyü başıma toplayacağım. Kız, kız şunu bir bul. Hadi hadi, kalkın. Muhtarı yalnız koymayalım. Öyle. Evine mi gideceğiz? Canım, evine, muhtarlığa nerede bulursa oraya ya. Eyvallah, nerede bulursak oraya. Hiç böyle bir zamanda muhtar yalnız bırakılır mı? Eyvallah, bırakılmaz valla. Ooo, bırakılmaz. Bırakılmaz tabii. Muhtar bizim canımız, ciğerimiz. Oh, ciğerim patası canım muhtarım. Nasıl Allah ayağına dolaştırıyor ya. Şimdi o gazeteci olacaktı da örnek muhtarımızın halini görecekti. Ya gazeteci dedim ya, benim aklıma geldi o. Zaten de yazı mazı yok mu? Havada bulut, sen onu unut. Gazeteci yedi yedi gitti. Ben hiçbir şeyi unutmam İsmet. Sen beni bilin, hiçbir şeyi unutmam. Anladın mı? Ben cebimden 48 bin lira verip muhtarın yerine o gazeteciye ziyafet çektim. Evet. Unutmam kardeşim. Yürüyün hadi gidelim. Ha. Dilber! Biz gidiyoruz. Allah'a ısmarladık Dilber kadın. Uğur olun, güle güle. Hep konuştuklarını duydum, hep duydum. Bu ne düşmanlık Allah'ım, yazık vallahi. O muhtarın başını da yiyecek bunlar. Ah ananın başını da yiyecek. Yapmayacaktım. Yapmayacaktım bunu. Yanlış ettim. Amma namussuz kadın delirtti beni. Kitapları neden saymışım da, neden öyle yapmışım da. Ülen sen asıl ne yaptığıma bak benim. Ne yaptığıma. Oraya kitap almak için yazdım ben onların adını. 62 bin lira kitap parası verdim ben. Köylüm için. Okusunlar diye, acahil! Sen o kadının ağzına ne bakıyorsun? Zaten onun yüzünden hep kadınların ahlakı bozuldu ya. Geldi işte. Gelmeyip de ne edecek? Nereye gidecek? Kocasının evinden başka gidecek yeri mi var? Ama açarsam köpeğim. Açmayacağım. Açmayacağım işte. Anlasın hatasını. Beni rezil kepaze etti edepsiz. Muhtar? Muhtar? Muhtar evde misin kardeşim? Benim ben yabancı değil, göçüm. Geçmiş olsun yahu. Başına bir işler gelmiş. Onun için geldik muhtar. Kardeşim. Evde değil herhalde. Şşt! Muhtar! Muhtar kardeşim! Bir adam, bu adam muhtarlıkta da yoktu yahu. Belki kayfaya gitmiştir. Ha, olabilir tabii. Canım kayfaya diyorsun ama insan böyle bir şeyden sonra kayfaya gidebilir mi? Canım belki gitmiştir. İyi ya, gidelim bakalım. Thank you.
fazla hareket ettirmeyin, oldu mu? Ben raporu yazıp yarın size getiririm, Allah oldu mu? Allah senden razı olsun, rica Doktor ederim, Bey sağ olasın. Hem yarın bir daha gelip görürüm. Duydun mu kız Suriye? Yarın gelip bakacakmış seni. Duymaz, burnu tıkalı ya belki. Ne oldu, sen kalkıyor mu Doktor Bey oğlum? İsterse biz götürürüz ana, değil mi? Yok yok yok. Ya biz götürürüz. Ya sen zahmet etme, yarın götürürüz. Buranın kadınları dayağı, köteğe, sofaya alışıktır. Ona bir şey olmaz oğlum. Anacığım, hem iki gün yatsın, istirahat etsin, hareket etmesin. Sonra ben gelip tekrar alırım. Olur, sen bilirsin, sen bilirsin yavrum, sen bilirsin. Şunu yıkayın. Doktor Bey oğlum, sizin oralarda da böyle şeyler olur mu yavrum? Nasıl şeyler ahına? Yani diyeceğim, senin gibi böyle okumuş adamlar, şehir adamları karılarını döver mi? Bazen oluyor. Olmaz olur mu anne? Ay öyle ya, olmaz olur. Doğru dedin kız Gülser. Sebile geçen gün gazetede okumuştu da. Bir kadını kocası çok dövüyormuş. Beni çok dövüyor diye ekmek bıçağını kapmış. Kocasını dilim kesip doğramış. Ben de keseceğim. Baltayla keseceğim dilim. Vallahi hem doğrayacağım hem de mapusları attıracağım. Ay canım, hadi sus sevgi. Bu da geçeceğimiş. Bu da dilim baltayı doğrayacağımış. Hem de mapusları attıracağımış dediğine bak. Kız, her böyle kadını döven, karısını döven adamı kesecek olsan memlekette koca kalır mıydı? Kalmadı ki orasında. Neyse, bana müsaade, ben kaçayım. Geçmiş olsun, ben size tekrar uğrayacağım, oldu mu? Lafını unutma Doktor Bey. Merak etmeyin, yarın hadi getiririm. Hadi Doktor Bey, siz oturun. Sen otur Sebile. Ben Doktor Bey oğlumla bir şey konuşacağım. Gel Doktor Bey yavrum, gel. Gel Doktor Bey oğlum, gel. Yavrum. Hayrola anacığım, ne oldu? Bak şimdi benim diyeceğim böyle ayaküstü olmaz ama işte olduracağız gari. Bu bizim muhtar son günlerde bir hoş oldu biliyorsun. Bu Huriye kadın da çocuğu olmuyor ya, onu takaza ediyormuş. Geçen gün laf aramızda Huriye kadın dedi ki bana, sen dedi bu Doktor Bey'le bir görüşsek dedi de acaba kusur onda mı, bende mi? Şunu bir biliversem dedim. Dedi ne yapacağız bunu şimdi vallahi yavrum? Vallahi ne yapsak bilmiyorum ki. Bu şikayetçiyi bile tutturdu. Yarın bunlar mahkemelik olurlar. Yavrum sen o raporu vermeyi verirsin. Raporu nasıl vermem? Ahana kadın rapor istiyorum diye tutturdu ya. Yarın getireceğim raporu. Ama sen onun dediğine ne bakıyorsun ya ay yavrum? Ne bakıyorsun onun dediğine? Sen işte ben lapor dedin, savcı dedin, mahkeme falan dedin de o ondan onu dedi. Sen yarın bunu mahkemenin önüne çıkarsan bu ne der bilir misin? Ne der? Ne diyecek yavrum? Ben der, kızgınlıkla, hırsla öyle söylemişim. Ben şikayetçi değilim kocamdan der. Dönüverir sözünden. Çünkü o benim kocamdır der. Döver de sever de der yavrum. Böyle mi der? Vallahi işte şuraya yazıyorum böyle der yavrum. Demir de ne yapacak? İstersen raporu candırmaya savcılığa sen götür. Bunun olup olacağı bu. Yavrum, bunun dayanacağı bir yeri mi var? Yoksa senin dediğin kanundan başka bir arkası mı var? Malı mülkü mü var? Parası pulu mu var? Akarı kokarı mı var? Yoksa elinde para getiren bir işi, bir mesleği mi var? Bunun gibiler kocasından yir zopayı, yir dayağı oturur aşağı. Şimdi kocasından zopa yedi, benim eve geldi. Şimdi ben bunu evime almasam ne yapacak, nereye gidecek bu oğluma söyle. Doğru söylüyorsun. Bunları yarın konuşuruz anacığım. Olur. Tamam, ben yarın geleceğim. Sen hiç merak etme. Hadi gülüle, hadi uğurla. Aman şu çocuk işini unutma. Merak etme. Koluna dikkat etsin. Olur. Hadi ya.